Pascal, Oman, Kadir Çöpdemir. Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın. Baziye ertesi günü sendromun pik yaptığı sabahın köründe negatifinizi çok emip pozitifi daha hazır vermek için yine misyon insanları olarak, yine sorumluluğuna müdrik insanlar olarak vazifemizin başındayız. Peki iyi de biz kimiz? Kimiz biz? Sana soruyorum şam şeytanı kimiz? Ey hop! Pascal. Efendim? Sana diyor sana. Ne diyor? Şam şeytanı diyor. Ne alaka? Ne bileyim oğlum, bana niye soruyorsun, ona sorsana. Kadir, şam şeytanı ne? Yavrum böyle senin gibi böyle kolpacı, yancı, ne bileyim ben içten pazarlıklı böyle anında adam satan şahsiyetlere şam şeytanı diyoruz biz Pascal. Ay canım benim ya. Teşekkür ederim ya. Like olacağım. Saf mıdır nedir? Bunda biraz böyle müptezel tadı alıyor musun bu Pascal'da? Ama canım şımartmayın ya. Allah Allah Kadir. Hı. Sen buna sabah sabah mantarlı bir şey mi yedirdin abi? Ne gibi? Mantarlı et sote gibi tatlım, soğanlı muanlı. Yok ya, ne alaka? Kafa gitmiş oğlum bunun. Hayır o şeyin kafası ya bu. Uzun zamandan sonra bu sabah ilk defa yağlı pudra şekerli Kürt böreği yedi. Ha. Kafa yaptı tabii Pascal. Ama Kadir neydi o be? Özlemişin be. Sana bir şey soracağım Pascal. Sor canım. Berna mı Kürt böreği mi? Kürt böreği. Emin misin? Abi Kürt böreği var ya. Ay yatı anlamı. Evet Zuhal. Pascal için önce ailesi gelir. Sonra Beşiktaş gelir. Sonra da maalesef Kürt böreği gelir. Taviz yok. Aa çok şaşırdım şimdi. Ben senin kadınları en çok sevdiğini zannediyordum. Yani listede bir numara woman's diyordum. Bak senin kadın. Kim dedi onu? Ben kadınlarımı sevmem ki. Aa hadi canım, nasıl yani? Tabi kadınlar beni seviyor. Kavun tatlı. Ben ne yapayım? Evet efendim, program hızla Pascal'ın propagandasına döndü yine. Ne yapacağız bugün, bir fikri olan var mı? Ha? Ne olacak abi, anca geyik işte, muzur başladı bu. Her zaman yaptığım şeyler kardeşim, ne yapacağız? Nesini soruyorsun be Kadir? Ya dayı sar gitsin ya. Kardeşim ben plansız programsız hareket etmem. Her anım planlı benim. Ben derim ki bugün biz misal Kim Kardashian'ın babasını arayak. Niye dayı? Kim arayalım? Niye o? Niyemiş? Niye babasını arıyoruz hakikaten Kadir? Çünkü kendisi cinsiyet değiştirdi biliyorsun. Hanımefendi oldu artık o ya. Ha doğru, transfer yaptı o değil mi? Yerin transferi. Hem de kaleyi. Kendisini arayalım bak, neden böyle oldu? Niçin böyle bir şey yaptı? Yargılamayalım, yadırgamayalım ama soralım, öğrenelim. Değil mi? Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Ben geçen bir kanalda seyrettim. Ne? Adam evini açmış. ABC kanalına. Ne? Evini açmış. Evini. Ne evi be? Açmış. Aa lütfen Pascal. Bizim programımızda böyle şeylere yer yok. Biz biraz çok... düzey lan. Lütfen biraz kaliteli lütfen. Evet. Adam onu röportaj yapan kadına gardırobunu gösteriyordu. Kadın kıyafetleri bayağı. Yıllardır giyiyormuş zaten bunları. Sütyen var mı? Çüş. Ben seni bu yönünü seviyorum ya Kadir. Vallahi empati yapabiliyorsun, bravo. Hayatım, empati benim hayatım ya. Hatta kendimi ötekinin yerine koymaktan kendimin yerine koyamıyorum, öyle diyeyim ben sana. Sen Pascal? Ben de koyuyorum. Ama her zaman değil, bazen. Senin empatin zayıf o zaman canim. Yavrum onun demesi o değil yani, benim saf sualim. Bu piripak bir kardeş ya vallahi. Sen ne zarif bir kadınsın lan. Ay, teşekkür ederim. Ne dedi ki Dirty Harry? Boşver bebeğim boşver. Biz mesaimize bakalım anacığım. Olur. Çorbaya bakalım. Tenceremiz kaynasın. Maymunumuz oynasın Zuhal. Evet. O zaman Pascal'ım yapıştırsana şu Twitter adresini ya. Pascal Askışgi Kadir. Komboyu da ver yavrum. Askışgi. Daha ne yapalım sabah sabah size ya. Evet efendim, hayırlı işler, bol güçler. Başlıyoruz bakalım. Hadi bakalım. Aragaz. Gazınızı alan tek program Aragaz. Kim Kardashian'dan selfie rekoru. Selfie tutkusu dillere destan olan Kim Kardashian'ı durdurmak mümkün değilmiş. Selfie bağımlılığı yüzünden annesinin tedavi olmasını istediği Kim Kardashian geçen gün bir restoranda yemek yerken tuvalete gitmiş. Tuvaletteki boy aynasını gören Kardashian dayanamamış, cep telefonu çıkarmış, 34 tane selfie çekip Twitter'da paylaşmış. Restoranın Yok. Yani o zaten yarıcı bu dolaşıyor. Hep öyle. Restoranın güvenlikleri tarafından 4 kişiyle durdurulabilen Kardashian'ı sakinleştirici içerek efendim oradan uzaklaştı. Bu yalandır herhalde, sakinleştirici. Yok artık daha ne. Zaten evet, çok sakin abi, bir kız. Evet. Pek gülmüyor da kırışmasın diye. Gülüyor. Az değil. Tövbe. Ya ayrıca kitap çıkardı biliyorsunuz sırf bu kendi. Ne kitabı? Aa bu çok bozulmuş bu adada bu vallahi kadar değil ya. Bacım. Bu böyle bu kadar. Ama şimdi şurada adam haklı. Kitabı neresinden çıkar? Çünkü biz Kim kardeşim bildiğimiz için oradan çıkar işte ve sokulmak. Daha çok resimleri var kitapta. Kadir orası var ya. Kütüphane. Tabii meydanlar gelişim haşat. Aç oku bitmez. Bak mesela bu Pascal Nouma bir satır okumaz. Kim Kardashian'ın o kütüphanesine girsin bir sene geçirir. Okurum. Selfish diye kitap çıkardı Pascal. Öyle mi? Sırf kendi öyle çektiği selfilerden çoğu zaman evet. Ha, nerede o kitap? Var. Bizde daha basılmadı. Amerika'da. Ben size getireyim oradan bir tane. Getir de. Getir. Bizde basılmaz herhalde ya. Bizde zannetmiyorum. Bizde basarlarsa orayı da basarlar. Basmayalım. Basarız. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Efendim inanmayacaksınız ama Aragaz başladı üstüne üstlük de devam ediyor arkadaşlar. Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma ve Zuhal Topal burada. Kadir sen demin ne dedin? Bir sürü şeydi. İlginçler. Tenceremiz kaynasın, maymunumuz oynasın. Yani işimiz yolunda gitsin mabında söylüyorum yani. Yalnız senin kamuoyunu bu konuda bir aydınlatman lazım arkadaşım. Evet. Hayatım benim ömrüm kamuoyuna hizmetle geçmiş ya. Hangi konuda aydınlatayım kamuoyunu söyle. Abi bu resim nedir? Bak sabahtan beri dinleyicilerden soru geliyor ya. Bir resmi açıkla diye istiyorlarmış. Açıklayayım. O zaman önce ben bir haberi okuyayım istersen. Oku canım. Etiler'de görüntülenen Kadir Çöpdemir bir bayanla yakalanınca bakın neler yaşandı. Aracının içinde sihir halinde bir sarışın bayanla görüntülenen ve karşısında habercileri görünce şaşıran Çöpdemir camı kapatıp sorulara yanıtsız bıraktı. Dörebit. Evet Kadir. Kim bu? Dörebit mi ya? Ya var diye bir magazin programı. Dörebit. Vallahi aslında bu konuda susma hakkımı kullanacaktım. Ama günlerdir Obama arıyor. Kadir'im kimi ayıklıyorsun diye. Putin arıyor. Yavrum diyor Ukraynalı mı eniştemiz mi oldun diyor. Hacı Darth Vader arıyor. Kadir'im alalım o kızı güzel kız. Dünür gideyim mahallesine. İllallah ettim ya. Ya arkadaşım bir arkadaşımız ya o sarışın kız Allah Allah. Açıklayayım mı kimliğini? Açıkla artık bak Türkiye bunu bekliyor Kadir. Tamam lan açıklıyorum o zaman. Hadi. O sarışın kız yani söylemek istemiyorum ama söyle ya. O ya Pascal. Evet benim. Ne? Pascal mı? Evet aslında o sarışın kız Pascal. Kadir o zaman adın ne olsun? Jule de be. Ya şöyle demek istiyor da Jule. Dili dönmüyor. Ay saçmalamayın arkadaşlar. Ayol bu resimdeki kız sarışın. Şahane taş gibi bir hatun. İdare etmiyor. Ay saçmalama gencecik tazecik Pascal bu. Olamaz yok artık. Ben de tazeledim. Bayat mıyım? Ya Zuhal sen ne abi? Sen Pascal'ın böyle turfanda acur gibi durduğuna ne bakıyorsun? Pascal körpedir ya. Değil mi Pascal? Taze değil misin lan sen? Evet. O yer var ya. Çengelköy. Bederbi. Çengelköy. Allah'ım abicim. Ondan. Siz deli misiniz ya? Tuhaf ama yani bu söylediğiniz. Hayatım şey. Yani anlasana Pascal bazen içindeki kadını susturamıyor, bastıramıyor. Yüzden giyiyor sarışın şeyi. Peru böyle geziyor. Oluyorum. Evet. Şu kadına tikelin arkadaşlar. Bu ne be böyle? Pascal resmen başkalaşım geçirmişsin oğlum. Ay bence var ya sen hep sarışın halde çok yakışmış kız. Ya sen ne yapıyorsun Zuhal? Bunu sağ bırakmazlar ya. Tövbe ya. O da doğru evet. Ya dolayısıyla. Hele de ki Pascal'daki görenler. Dolayısıyla efendim buradan magazinci dostlarımıza sesleniyoruz. Bakın o sarışın kimdi sorusunun cevabını veriyoruz. İşte o sarışın bu Pascal. Bu benim Mars'ım. Ama... Arkadaşız. Tabii. Aramızda bir şey yok. Tabii abi aramızda bir şey yok. Ama olmasın zaten ya daha neler. Pascal, senin bu oyuncu camiasındaki jön arkadaşlardan vallahi bak milyon tane SMS geldi ha. Kadir'in yanındaki sarışınla bizi tanıştırsana diyorlar. Düşünür müsün sen? Düşünür de o onları düşünsün. Neyi? 45 santim. Ne 45 santim ya? Kadir ben anlamadım. Yani diyor ki sembolik olarak diyor. Yani uzun uzun düşünsünler. Hani 45 uzun bir şey ya. Hemen karar vermesinler. İyi karar versinler diye böyle düşüne. Ha. Ya Kadir ya. Ha. Ne gururdum be ya. Senin yüzünden hücreten gideceğiz zaten bir gün. Korusun ya. Allah koruyor zaten. Başka şansımız mı var? Gözünü seveyim Zuhal ya. Ben hala 45'e takıldım. Ya işte o uzun düşünme evresi yani. Ayak numarası. Hemen fırıncı küreği gibi. Aragaz. Aragaz babasını bile tanımaz. Zuhal ve Pascal, işte o an geldi. Yapma baba. Şiir mi? Evet Pascal. Ya senin bu ara duyguların ne kadar çok tosarıyor ya Kadir'im. Canım bu sefer duyguları tosaran ben değilim ya. Kim tosardı? Angela Merkel. Aa, Angela şiir mi yazdı ya? Ya dün gece beni aradı bu bacım. Kadir dedi, Pascal döndüğünden beri dedi içim içime sığmıyor dedi. Adeta dedi yeniden bir genç kız gibi oldum dedi. Tazecik köpecik. Var. Yapar öyle. O hareketleri var. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim aslında. Makarasını falan yapıyoruz da Angela Merkel dediğin kadın Alman şansölyesi. Yani. Evet, ama aynı zamanda mühim bir fizik profesörü ha. Aa valla. Fizikli. Bak ben o yönünü bilmiyordum Angela'nın. Tabii abi. Angela Merkel dünyaca meşhur fizik profesörü. Çok önemli fizik deneyleri var. Hatta o fizik deneylerini Pascal da denek olarak kullandı efendim. Hadi canım. Maalesef. Lan neler diyorum sen denek de mi oldun ya Pascal? Sürtünme ve kaldırma kuvveti üzerine bir araştırma yapıyordu. Kadir mukavemet mi var? Evet Allah evet mukavemet. Allah. Pascal Merkel'e mukavemet edince aradaki fizikteki mukavemet konusu da çıkmış oldu. Bir de onun üzerine Zuhal'cığım, efendim. Sadece bilim için. Ay vallahi az kalsın ağlayacaktım ha. Yani seni tanımasam inanacağım yani Pascal. İnan. İnsanlığa hizmet. Bravo. Bilmez miyim arkadaşım ya? Sürtünme ve kaldırma kuvveti ha. Ne çıktı deney sonucu? İnan bilmek istemezsiniz Zuhal. Tövbe demedim sustum arkadaşlar. Neyse onu diyordum Merkel beni aradı dedi ki Kadir dedi benim de dedi duygularım tosarıya dedi. Oturdum Pascal için dedi bir şiir dedi döktürdüm dedi. Wow. Hadi be. Bak Pascal havalısın Alman şansölyesi senin için şiir yazıyor be ne adamsın ya. Anlatırım. Whatsapp'tan da şiiri yolladı bana tabi tercüme ettim. Angela'nın Pascal için yazmış olduğu şiiri. İşte benizlerin sarardı, duyguların tosardı, şiir dünyasının sisli yamaçlarında hopidi hopidi gezdiğimiz o büyülü an. Yani şiir style. Bir fonlayabilir miyiz canım benim? Tabii geliyor canım. Sen yapıştır şiiri geliyor. Kadir gönder. Pascal. Metrik sisteminin basınç birimi. O basınçla tahriş etsene her yerimi. Kaldırma kuvvetinden tam alacaktık ki verimi. Ay bir ateş bastı silsen terimi. Kanma iftiralara. Bozağa oy vermedim. Sen dağınık seversin saçlarımı hiç örmedim. Yılların profuyum ben böyle fizik görmedim. Sağ ol. Gel şimdi bana Pascal. Servi boyunu da al gel. Zarif oyunu da al gel. 3-5 tane SMS oyunu da al gel. Mönchengladbach'ta bir tur yapalım. Dortmund'da birbirimize kur yapalım. Münih'te vura vura vur yapalım. Oha. Sen tavşana kaç de. Ben tazıya tut. Adada geçirdiğin günleri unut. Böyle ulu orta olmuyor Pascal. Bremen'den tutalım senle bir konut. Boncuk gözlüm, teni pürüzdüm. Yaktım beni pürmüzdüm, maralım, yaralım, kralım. Otogazlım, sıralım. Çok yoruldum, duralım. Birazcık dinlenip yeniden kuduralım. İyice yükselelim, Nirvana'ya varalım. Dudağımdan öptürmem, budur benim kuralım. Haydar inna rinna nay. Oy da rinna rinna nay. Kabuğuyla yiyemem. Soy da öyle rinna rinna nay. Nasıl buldun? Of. Vallahi of. Kadir, bu kadın sakat ha. Şinelle söyleyeyim yani. Abi benim gözü koptu. Her türlü okazyona hazır olduğum halde tırstım diyorsun yani. İçim ürper. Vallahi Angela'da durum bu Paskal'ım yani. Efendim bize şiir göndermek isteyenleriniz varsa şiir ya da şiir konusu göndermek isteyenler Twitter adresimiz Pascal neydi? Pascal _ Kadir. Pascal _ Kadir Twitter adresimiz. aragaz@metrofm.com.tr'de mail adresimiz. Gönderin gelsin anacığım. Hadi. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe. Diyor. Kadir Çöpdemir burada. Pascal Nouma burada. Ben de buradayım. Yani Zuhal Topal da burada. Twitter adresimiz Pascal et. Pascal et ne oğlum? Pascal et dedim. Olsun. Sana et dedim. Niye et dedim sana? Seviyor ya. Eti seviyorsun. Pascal Askici. Kadir. He. Bu arada şu Kim Kardashian babasını mı anasını neyini arayacaktık? Arayalım hadi. Kadir arama abi. Niye abi? Abi bu adam var ya kafası karışık. Artık adam değil ki yavrum o. Bu adam mı? Evet abi. Tövbe. Efendim hadise şu: Kim Kardashian'ın babası biliyorsunuz bir operasyonla hanım oldu. Nedendir? Üvey babası gerçi de. Nedendir, niyedir bunları öğrenmek istiyoruz. Kimseyi yargılamayacağız. Kimsenin tercihini eleştirmiyoruz. Kimseyi küçümsemiyoruz. Yani bizim kitabımızda zaten böyle şeyler yok. Yok. Bir empati davası var. Herkes kendi hesabını kendi verir. Öyle mi Pascal? Evet abi. Misal evet. Yani Pascal kendi hesabını kendi verecek. Ben kendim vereceğim. Zuhal öyle mi? Tabii yani biz vereceğiz de Pascal nasıl hesap verecek öbür dünyada ben çok merak ediyorum. Sormaz var ya. Soruyorum. Vallahi bak ya. Tırsıyorum ya. Tırs. Uyuyacaklar. orası belli olmaz kardeşim. Allah kimin bilir ne olacağı. Biz şimdi efendim cinsiyet değiştirerek bir beyefendiyken bir hanımefendi olan Kim Kardashian'ın babasını arıyoruz. Bruce Jenner. Hatta arıyorum. Bruce Jenner. Ne arıyorum? Bruce Jenner. Çalıyorum. Alo. Kim Kardashian'ın babası iken anası olan şahsiyetle mi görüşüyoruz? Selamun aleyküm ablacığım. İsmini bağla... Bruce Jenner. Ha. Kadir. Bruce diyor da şimdi bu kadın olduğuna göre adını da değiştirmiştir, sorsana. Abi diyorum da ağız alışkanlığı ya. Bruce yavrum, yavru olduktan sonra sen adı değiştirmedin mi la? Ne yaptın? Bruce mi? Bruce. Tabii canım, mantıklı. Bruce erkek, Bruce kadın. Şimdi Bruce Hanım, şimdi siz niye böyle bir şey yaptınız ya? Yanlış anlamayın, vallahi yadırgamaktan, ayıplamaktan değil yani. Biz bilmeyiz abi sizin ruhunuzda olan biteni, merak ediyoruz. Yani özelinize girmeyecekse tabii. Anlatır mısın neden kadın oldunuz? Evet. Kimi? Hayda. Ne oldu ne diyor? Ben Pascal'ı tanıdıktan sonra kadın olma kararını öyle aldım diyor. Habarey. Ben de dubleks. Bu ne lan? O dediğin dubleks nasıl oluyor Pascal? Ne bileyim mi? Aklıma geldi. Ne dedi, ben bir şey duymadım. Duyma canım duyma. Alo Bruce Hanım. Efendim Kim Kardashian cinsiyet değiştiren babası Bruce Bey'di. Adı hanım olduktan sonra Bruce olarak değişmiş. Bruce Hanım niçin Pascal'ı tanıdıktan sonra cinsiyet değiştirdiniz? Evet. Hayda! Ay sen de bu Rasim Ozan'ı geçtin ha Kadir. Abi ne dedi ya? Ne dedi? Pascal'ımın diyor dadunu tam alabilmek için böyle bir okazyon yaptım diyor. Aman abi. Benden uzak. Allah yakın. Hadi canım. Kim, bana mı dedi? Yok. Bruce'ye. Allah. Vallahi. Bilmiyorum. Bunlar ailecek seni ayıklamaya karar vermişler ha Pascal. Ben seni ayıktırayım. Saklayın beni. Hadi. Gizleyeyim vallahi. Hadi döneyim mi? Hayır. Alo Bruce Hanım. Şimdi tabii evet olabilir yani sizin lafın derinliğine de geldiğimiz zaman bir takım niyetleriniz olduğu, yani buradan tecimsel kaygılardan uzak bir bakış... Ne diyorum baba ben ya? Ne diyorum ben ya? Kavurmaya çalışıyorsun iyice yapma, zorlama. Harbiden ha. Bruce Hanım bakın Pascal hiç göstermez ama böyle olaylara çok uzaktır. Çok mazbuttur. Çok muhafazakardır. Zaten Katolik kendisi. Tabii. Alo, yok alkolik değil hanımefendi, katolik ne alakası var ya? Ne verdi Pascal? Efendim abi? Yavru ne verdi Pascal? Efendim abi? Oğlum sen Bruce'a ümit vermişsin. Ne? Vallahi vermedim. Sen var ya karı olsan su içmeden 4 demişsin, o da kazık gelmiş. Onu dedim ya. Ama Kadir ya, boş bir yanımdı ya. Oğlum bu nasıl bir boş andır ya? İnsan ne kadar boş anına denk gelirse gelsin böyle bir şey der mi adama hem de yani? Dedim ya. Vallahi Boruse ben Pascal'dan tahsilat için Türkiye'ye geleceğim diyor. Oh. Başka bir şey demiyor, ben sana söyleyeyim. Kadir ne b***yeceğiz? Seni var ya Birleşmiş Milletler, NATO gücü hiçbiri kurtaramaz. Alo Boruse Hanım. Kızınız, üvey kızınız Kim Kardashian ne diyor buna bacım? Evet, anlıyorum. Ne demiş, kim ne demiş? Zaten üvey babamsın, bana ne fark eder demiş. İster üvey baba, ister üvey ana demiş. Öyle şey olur mu? Hani küçücükten almış büyütmüş adam, ona bakmış babası gibi. Ayıp ya, böyle bir şey denir mi ya? Evet abi, ben de kınıyorum. Kime bak ya? Ya zaten büyük kadın biraz hain olur derler arkadaşlar ya. Nereden çıktı o ya? Yani bilmiyorum, öyle derler. Büyüklerimiz öyle istatistiklere dayanarak herhalde. Misal alt dudağı üst dudağından büyük kadın biraz afacan olurmuş, yaramaz. Ben öyleyim. Bravo. Katılıyorum abi. Bak benim de bakın alt dudağım daha benim. Sen de afaconsun. Afacanım evet. Gözler var ya bıcır bıcır. Mesela eriklere dalan çocuklar gibisin sen Zuhal. Evet. Hakikaten dalardım. Harbiden mahallenin zıplıydım. Ağaçlara tırmanırdım. Atlardım. Kadir Çöpdemir yanılmaz bacım, yanılmaz ve yanılmaz. Sen de atlar mıydın? Ben hep atlardım ağaçlar. Ben atlardım. Hala atlıyorum. Gerçekten mi? Tabii. Ama eskisi kadar enerji var mı? Çocukken atlıyorduk da şimdi. Fişek. Hadi ya. İşte bravo Allah. İçindeki çocuğu büyütmüş ve ona iyi bakmış ya. Bravo. 14 kilo bacı. İçindeki çocuk mu? Çıktı. İyi çıktı biraz. Öyle mi? Öyle, Allah bağışlasın. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Cem'in dolmuşu. Cem Yılmaz önceki akşam bir arkadaşı ve 4 kadın arkadaşıyla Beyoğlu'nda geç saatlere kadar eğlendi. Çıkışta şoförlü jipinin arka koltuğuna geçerken 2 kadın arkadaşı öne, diğer ikisi arka tarafa doluştu. Efendim jip 7 kişiyle yola çıktı. Bir süre sonra Yılmaz araçtan inip kadın arkadaşlarıyla bagaja geçti. Trafik kontrolüne takılınca bagajdan kafasını çıkartıp ne oluyor diye baktı. Evrakları inceleyen trafik polisleri alkol muayenesi yaptıktan sonra şovmenin aracını bıraktı. Kadir, adam bagajda. Ne kontrol bu? Abi arabayı kullananı kontrol ediyorlar. Şoförü mü? Tabii abi. Valeymiş o. Yok abi. Evet. Ben izledim ya. Kim peki kullanıyor arabayı? Cem biraz itmiş. Mekanda vali var mı? Vale kullanıyor. Tamam. Ona demiş. Tamam. Baba demiş. Bizi götür. En doğrusunu yapmış. Aslında böyle gece takılacak olan arkadaşların, açık söyleyeyim, insanların yani. Kesinlikle. Bu en azından bu konuda hassasiyet göstermesi. Evet, bu kanun, nizam her yerde var abi. Aynen. Sadece kendini değil, başkalarının canını da tehlikeli. Şimdi hizmeti var diye bir ara motosikleti böyle motor katlıyorlar, koyuyorlar bagajı. Hala güzel. Var tabii. Üst kat baba. Sen iyi biliyorsun fiyatları. Bazen ya. Bak. Ya zaten içki bir şey, içmeyin ama illa içiyorsan da yani içme diyoruz. Bak altını çiziyoruz. Az için. Hayır, hiç için. Ağzınızla için lan. Hiç içmeyin de. Hiç içmeyin bence ama hadi bu zıkkımı içtiniz, bari en azından milletin canını tehlikeye atmayın. Evet. Ama içmeyin yani. Niye? Dediği gibi Zuhal alovale 100 kağıda getiriyor. Seni bu sabahlara kadar dolaştırıyor. Abicim ayrıca da bak, bir mekana gidiyorsun. Pascal iyi bilirsin. Arabanı verdin. Bir kere trafik çekiyorsun, evden çıktın. Cumartesi akşamı gittin diyelim bir yere. Evet. Trafik, bir saatte gideceğin mekana varıyorsun. Ondan sonra abicim oradan çıktığında bir saat arabanı bekliyorsun. Efendime söyleyeyim bir sürü valeye para veriyorsun. Taksi. Şoför şart. Taksiye bin, şoför tut. Aynen. Değil mi abicim? Taksi. Artık memlekette her şeyin bir çözüm var. Evet. Bu alo vale'de kim bulduysa 10 numara. Ya bence bunu yorgun olduğunda da çağırabilir. Yani çok büyük bir seyahatten geldin, çok yorucu bir günün ardında güzel. Daha dolaşman lazım. Ama Zuhal, taksi zor ya. Niye? Çıkıyorsun, taksi yok, mal gibi kalıyor. Estağfurullah. Sonra paparazzi şak. Senin o durumun var tabii, doğru. Ben var ya boğazdan ne yapıyordun? Tekne giriyordum. Vay arkadaşıma yakışır ha. Vallahi. Kadir'i de bir teknede gömüş ama balıkçı takasında. Evet. Ama Zuhal balık hocam. Kadir, önce tekne çok büyük. Sonra daha giderek küçülüyor. Şöhrete eş olarak diyorsun. Tabii. Ama hakikaten bu vesile oldu. Bak Cem Yılmaz bir örnek teşkil etti. Tebrik şimdi ederim. Çok özür dilerim. Yanlış anlamayın da koskoca Cem Yılmaz bir ufak bir şey. Orada o herkesi de ikna eder, o arabayı da devam ederdi, öyle mi? Tabii canım. Çünkü sempatik bir adam. Çok sempatik. Yani lütfen yanlış anlamasın. Tabii ki trafik polisleri görevini yapıyor da çok sempatik bir adam olduğu için orada azıcık bir şey kullanmış. Yani lafıyla idare ederdi ve geçer giderdi. Ona rağmen bak başkasına oturmuş. Bravo, tebrik ediyoruz. Akşıyoruz, bravo. Diğer ehliyeti kaptıran bol alkollü insanlara da, ünlülere de örnek olsun. Evet. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s*****im habire. Efendim Aragaz devam ediyor. Bize Pascal _ Kadir adresinden ulaşabilirsiniz ve Büyük Başkan Sen Thunderbolt nihayet geldi ama Dilber Hoca yok. Büyük Başkanım Dilber Hoca nerede ya? Ya ne bileyim yani durakta bekledim ben. Bekleyince gelmedi yani bu. Ukrayna'ya ara bulucu olarak gitmiş galiba, öyle diyorlar buna. Abi onu var ya orada harcarlar. Benim bildiğim Dilber Hoca rahat durun cahiller diye bir bağırır, hiç savaş biter valla. Dilber Hocamın eli maşalıdır ya. Madem Büyük Başkan burada, önce ben kendisine bir soru sormak istiyorum. Sor tabii. Ben bir kere bak şimdi. Ben bir kere soru soranları çok severim. Sen sor bakayım. Mesela Simail sormadı. İşte sonucu görüyorsun. 10 sefer sor dedik. Gerizekalıya sormadı yani. Ben de tam onu soracaktım Büyük Başkanım. Erciyes maçında devre arasında soyunma odasına inip ortamı dağıttığınız doğru mu? Evet, indim. Asansörle yeni yaptırdım ben olayı. Şimdi bu P3 katı var ya. Orası bizim direkt soyunma odası. Hemen iniyor böyle, direkt olarak varıyorsun soyunma odasına. Başkanım ayıp ama ya. Koca başkan soyunma odasına gider mi? Asıl ayıp soyunma odasında kardeşim yani. Yani bende niye ayıp olsun yani? Aa neden başkanım? Dal geziyor yani, böyle rezalet olmaz yani. Yahu taktiği siz vermişsiniz başkanım, doğru mu bu? Yavrum bak, ben taktik vermek için inmedim soyunma odasına. Ben taktiğe falan karışmam falan ben yani. Ben öyle şeyler bilmem yani. Niye indiniz o zaman Büyük Başkan? Ya maçı seyrederken bir kere tez bastı beni. Et yemiştik öğleleyin. Akşama tel yaptı bu. Maçta tabii gergindi birazcık. Ben geriliyorum böyle durumlarda. Baktım terliyorum da. Soyunma odasına devre arasına indim ben. Bir duş aldım çıktım yani. Futbolcularla mı? Hayır, ben tek duş aldım canım. Futbolcularla niye duş alayım ben yani? Başkanım futbolcular nasıl duş aldı peki? Ona da yangın hortumuyla su tuttular. Bu Rambo filmindeki gibi. Yani ben titiz adamım biliyorsun. Tek yıkanırım ben. Her zaman tek yıkanırım yani. Taktik vermediniz mi yani? Alakam yok. Bana ne? Smile veriyor taktiği. Peki Erciyes maçının taktiğinden memnun muydunuz? Diziliş yanlıştı bir kere. Takımın sahadaki dizilişi mi yanlıştı acaba başkanım? Bak aferin. Bak leb demeden şan fıstığını anladım. Bravo sana. Öyle bir değil miydi ya? O kadar bu akıllı bir kız ki içimden şan fıstığı geçirip leb diyorum yani. O şan fıstığını düşündüğümü anlıyor o derece yani. Başkanım Zuhal'e yürümeyi bıraksanız da diziliş sizce ne olmalıydı, bir ona cevap verseniz ya. Şimdi takım 3-5-2 çıktı. Nasıl çıkmalıydı? Tabi bir kere yani 7-8-9 çıkması lazımdı. 7-8-9 çıksa maçı kesin alırdık biz yani. Oo başkanım 7-8-9 o nasıl oluyor? Ben karar verdim. Bundan sonra 7-8-9 taktiğini federasyon kabul etmezse, bak buradan da söylüyorum, havuzdan çıkacağım ben. Aragaz. Her friki gol yapan tek program.